Soru diyor ki bu bir kare ve alanı 169. Yani buralar 13, 13. Önce onu bir yazalım. Sonra A ve B köşelerindeki çiviler çıkıyor ve 5 birim yüksekliği azalarak A ve B noktalarının tablomuz bu hale geliyor. Alanı ne kadar azalmıştır diyor. Şimdi eskiden tablomuzun bulunduğu yer şurası, işte B'nin de bulunduğu yer burasıydı. Ve bu ne oldu? Hop aşağı doğru şöyle düştü. 5 birim yüksekliği azalmış. Yani şu yükseklik 5 birim azalmış. Yani şurası yüksekliği, yani yüksekliği 5 birim azaldı. Şurası 5 birim azaldı yüksekliği. O zaman bir kenarı yine 13 değil mi? Aynı. 5 pişi 13, 5 12 13. Harikayız. Burada 13, burada 13. Nedir bunun alanı? Yükseklik 12, taban 13. Yükseklik 12, taban 13. Nedir alanı? 12 çarpı 13. 156 geldi. 169'da 156 olduğuna göre 169'dan 156'ya çıkarırsak 13 birim kare alanı azaldı. Tekrarlayalım. Karenin alanı 169, kenarları 13, 13 oldu kare. Sonra A ve B çiviri çıkma sonucu 5 birim yüksekliği azalmış. Yani eski yüksekliği ile yeni yüksekliğin arasında 5 birim. Yani burası 5 birim. 5, 12, 13. Yükseklik 12, taban 13 bak. Yükseklik 12. O zaman bu alan ne geldi? 156 bak. Yükseklik taban. Ve alanı ne kadar azaldı, kapladığı alanı? 169, 156'a göre 13 birim kare azaldı. Devam. İki tane eşken dörtgenin kenarları birbirleriyle aynıymış. Birinin köşegeni 18, birinin köşegeni 14, birinin alanı 36, diğerinin alanı nedir diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar, diğer köşegeni çekersem köşegenler birbirini ne yapar? Ortalar değil mi? 18 ve dik kesişir. Yani şurası 9, 9 geldi. Şurada MM diyelim. Peki nedir bir dik kesişen dörtgen alanı? Bölü 2. Yani 18 çarpı hoppa hop 2M bölü 2. 36 hop, buradan M kaç geldi? 2 geldi. Yani şurası 2 geldi. Hadi şurada Pisagor yapalım. Hadi Pisagor. A kare eşittir 9'un karesi artı 2'nin karesinden A kare eşittir 81 artı 4, 85'ten A'mız kök 85 geldi. Kenarlar aynı, bu da kök 85. O da eşken dörtgen, o da dik kesişir, o da ortalar. Şurada N diyelim. Hadi bir Pisagor da burada yapalım. 7'nin karesi artı N'in karesi eşittir kök 85'in karesinden 85. 49 artı N karesi 85'ten N karemiz 36. N'imiz kaç geldi? 6. Harika, harika geldi. Alan bölü 2. Yani 14 çarpı 12 bölü 2'den cevap 84 olacaktır. Tekrarlayalım. Şimdi iki eşkenar dörtgende kenarları aynıymış. Ve bu eşkenar dörtgen köşegeni 18, diğerinin 14'müş. Alanı 36, bunun alanı nedir diye sormuş. Ben de eşkenar dörtgenin özelliği köşegenler dik kesişir ve birbirini ortalar. MM dedim. Ve alanı da bölü 2'dir tüm dik kesişen dörtgenlerde. 2M çarpı 18 bölü 2'den M'i 2 buldum. Pisagor'dan kök 85 geldi kenarı. Burada da Pisagor yaptım. 7'nin karesi artı N'in karesi 85 olunca da N6 geldi. Bölü 2'den onun alanında 84 geldi. Kolaydı, umarım anlatabildim. Devam. Köşelerin ikisi M ve N olan eşkenar dörtgen çiziliyor. Buna göre köşelerinden biri hangi boyalı karenin köşe noktalarından biri olamaz. Yani iki köşesi bu olan bir eşkenar dörtgen olacak. Diğer iki köşesi bunların köşeden biri olmayacak. Deneyelim. Şimdi bence hepinizin aklına geleni çiziyorum önce. Şimdi bunu kenara kabul ettik önce. Kenar bak, çok güzel. Nasıl 3'e 1 gittim? Çünkü 2'ye 6 olunca 1'e 3, 1'e 3 gitti. Tam şuradan geçti. Güzel. Peki aynı mantıktan şuradan da 2'ye 6 yapsak. 2'ye 6 bak şöyle. Devam etseydim. 1'e 3, 1'e 3 bak dikkat et. 1'e 3, 1'e 3. Yani ne yaptım? 3 dikey bir yatay. 3 dikey bir yatay gittim. Aynı şekilde buradan da aynısını gideyim bak. 3 dikey bir yatay bak. 3 dikey bir yatay, 3 dikey bir yatay bak. Şöyle anlatayım bak yani. Şu 3'e 1, 3'e 1 gittim. Ve bu da 2, 6, 2 kök 10. Bu da 2, 6, 2 kök 10. Bu da 2, 6, 2 kök 10. Bunu çizelim hemen. Bak bu da 3'e 1, 3'e 1. Bu da 2 kök 10 geldi. Hatta bu oluşan şekilde eşkenar dörtgen, hatta kare oldu. Kare de bir eşkenar dörtgendir sonuçta. Ve köşeleri B'nin ve E'nin üzerinde oldu. Yani B ve E'nin üzerinde olduğu için biz olamayan köşeyi aradığımız için o ikisini eledim.
Ne oldu bakalım? 2 6 kökon. Bu arada şurada size birkaç bir şey paylaşayım arkadaşlar. Bunun kare olduğunu nasıl anlayabildik? Mesela 2'ye 6, bu da 2'ye 6. Peki bu iki kökon aynı eşler. 2'yi gören alfa ise burada da 2'yi gören alfa diyebilirsin eş oldukları için. E buraya da beta diyelim. Alfa beta 90 ise alfa, o zaman buraya ne geldi? 90. Mesela köşenin dik olduğunu öğrendim. Mesela o köşenin dik olduğunu, buna şimdi birazdan işime yarayacağı için anlatıyorum. Yani ek bilgi. 3 yatay, 1 dikey giden bir doğru parçasına 1 yatay, 3 dikey devam edersen dik kesişir. Onu da ispatlamış olduk. Aslında eğim bilginiz olsa daha güzel. Bunun eğimi 1 bölü 3. Bunun eğimi ise biliyorsun eğim şu taraf alınır her zaman. Orijin buraya kabul et. 3 bölü 1 ama bu taraf eksi 3. Eğimleri çarpımı eksi 1 gibi. Ama onu hiç karıştırmayalım. 3 yatay 1 dikey. 1 yatay 3 dikey. Tam ters olunca dik kesişiyormuş. Bunu öğren. Ha, bunu niye anlattım? Şeker dükkanı buldum kendim. Zaten siz de onu buluyorsunuz. Herkes o ilk onu buluyor. Deniyor. Ama ondan sonra bulamıyor. Bu sorunun zor kısmına geçiyoruz şimdi. Soru ne diyor? Soru diyor ki M ve N köşeleri olacak bu eşkenar üçgenin. Peki biz direkt kenar olarak aldık. Bu şöyle olamaz mıydı? Mesela M ve N yine iki köşesi, buyurun. Karşı köşe de olabilir. İşte bunu düşünmemiz gerekiyordu. Şimdi düşünelim. M burada, N burada. Bu köşegeni olacak. Yani şu çizdiğim şey köşegen. 3'e 1, 3'e 1. Bu bir köşegen. Kenar değil. Yani şunu çizdim. Şu köşegeni bu. Peki o zaman köşegenler dik kesişmiyor mu eşkenar üçgende? Evet kesişiyor. Peki ortalıyor mu ortalıyor? Bunun tam ortası neresi? Tam ortası şurası. Ve dik olacak diğer köşegeni. Diğer köşegeni hem ortaya hem de dik olacak. Peki çünkü öyle değil ki diğer köşeyi yakalamaya çalışacağım. Tam ortası bu. Yani bir dikey 3 yatay gelmiş. Ben de bir yatay 3 dikey gidersem bak şöyle. Gidersem nasıl kesişiyordu? Demin işte onu anlatmaya çalıştım size. Nasıl kesişiyordu? Dik. Biz bunu merkezlerde anlattım bu mantığı. Ne olur orayı da izleyin. O zaman şöyle devam ettim yine. Aynı 3'e 1, 3'e 1 götüreyim, 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 götüreyim. Şöyle. Şurası. Şimdi buradan şu aklıma geliyor. Demek ki M ve N karşı köşe olursa, şunu da aynı aşağı doğru devam ettirdi düşünelim, böyle gidiyor. Bunun gittiği köşe ne? Şurası mesela. O zaman ben şöyle çizersem, bak şöyle ve şöyle çizersem, şöyle bir eşkenar dörtgen çizebilirim. Buyurun. Neden? Çünkü bak tam ortalıyor ve dik kesişiyor, buyurun, üzerinde. Bak eşkenar dörtgen M ve N köşeleri, bunun da köşesini de şuraya alabilirim. Bir eşkenar dörtgen oluşabilir. O zaman A da olamaz. Çünkü buna devam edelim. Bak şu. Bak gördünüz mü bak. Bak. Bak görüyor musun? Bir de aşağı tabii. Burada şu tarafta aşağıda kalıyor. Sonuçta bu eşkenar dörtgen oluşur. Yine karşılıklı köşeleri M ve N. O zaman C'nin de bir köşesi olabilir. A'nın da bir köşesi olabilir. O zaman C ve A da elenince bu D hiçbir şekilde bir köşesi o eşkenar dörtgenin gelemiyor. Dolayısıyla cevap D'dir. Tekrarlayalım. Köşeleri M ve N olan eşkenar dörtgen oluşturduğumuzda diğer iki köşesi hangi karenin köşesine gelemez diyor. Önce şunu düşündüm. Bir kenarı MN olsaydı MN. Yine iki kökonu şuraya çektim. Sonra iki kökonu şuraya çektim ve şuraya çektim. Ama çok güzel bir oluştu. Hatta kare oluştu. Ve B ile E'nin köşelerine geldi eşkenar dörtgen. Zorluk şurada. Başka bulamıyorsun. Burayı kenar kabul edince. Sonra o zaman sen ne düşünüyorsun? O zaman bu MN belki köşegen. Köşegen yani MN karşı köşeler belki de. Öyle olursa o zaman ne oluyor? O zaman şöyle oluyor. Demek ki bunun orta dikmesi üzerinde olacak diğer köşe. Neden? Çünkü birbirinin ortaları ve dik kesişir eşkenar dörtgen. Ortasının dikmesi 1'e 3 geliyorsa 3'e 1 gitmeli ki dik olsun. 3 yatay, 1 dikey ise 3 dikey, 1 yatay ona dik olmak zorundadır. Tamam, bunu öğrendik. Mesela 1'e 2 geldiyse 2'ye 1 dik kesişir. 1'e 3 geldiyse 3'e 1 dik kesişir. Kaç olsun mesela? 3 dikey 2 yatay olsun. O zaman 2 dikey 3 yatay yapalım. Dik kesiş. Ya bunu bilirseniz kolaylık sağlar. 1 dikey 3 yataysa 3 dikey 1 yatay dik kesişti. Dolayısıyla bu tam orta dikme olacak. Bunun üzerinde aldığın her noktada burada bir ne oluşur? Bir eşkenar dörtgen oluşabilir. Şu köşeler alırsam al. Şurada bir şey. Çünkü niye dik ikiye bölmüş? Eşit. Bak eşit. Aynısı aşağıda da bulabilir sonuçta. İlla bu karenin içine denk gelmiyor. İskenar oldu sonuçta. Aynı ikizkenardan bir eşkenar dörtgen oluşabilir. Devam edelim. Yine şurada oluşabilir. Bak çünkü tam o da dik ikiye bölüyor. Böyle 3'e 1, 3'e 1 gittiğim için. Hop hop bitti. Dolayısıyla C ve A üzerinde ama D'nin üzerine hiçbir şekilde gelemez. Umarım anlatabildim. Deltoid'de görüşürüz. See you.